Şubat 1907 Gümülcine Bulgaristan doğumlu. Bulgaristan Türk'ü bir öğretmen, şair, yazar ve tercüman. Kürt Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan gibi romanların, Ses, Kanı, Değirmen gibi hikayelerin yazarı. Ayrıca birçok şiiri bestelenmiştir. Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Edip Akbayram gibi güçlü seslerde hayat bulmuştur onun şiiri. Işık saçmıyor, geçmiyor günleri, geçmiyor. Şarkı vurur sazım üstüne, Leylim'le. Bir cana kıydı, katil defterine adımı yazdı. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde. Peki biz Sabahattin Ali ile neden tanışmalıyız? Onun eserlerini neden okumalıyız? Bunun birçok sebebi var ama ben size burada iki sebepten bahsetmek istiyorum. Birincisi dili, uslubu. Sabahattin Ali'nin uslubu. Yani anlattığı konuyu nasıl anlattığı, hangi kelimelerle, hangi cümle kuruluşlarıyla anlattığı önemlidir. Çünkü Sabahattin Ali'nin üslubu canlıdır, etkileyicidir. Betimlemeleri çok kuvvetlidir. Sabahattin Ali üslubuyla, kullandığı dille, seçtiği kelimelerle ve kurduğu cümlelerle öyle bir anlatır ki duyguları, o duyguları bizzat yaşarsınız. Ayrıca anlattığı konularla da sizi düşünmeye sevk eder. İşte bir kitap eğer bunları yaptırabiliyorsa kalitelidir. Gelelim ikinci konuya. Sabahattin Ali 1948 yılında, yani sadece 41 yaşındayken öldürülmüştür. Onu öldüren kişi askeriyeden ihraç edilmiş Ali Ertekin adında bir şahıstır. Ali Ertekin suçunu itiraf etmiştir ve detayıyla anlatmıştır nasıl öldürdüğünü. Ali Ertekin Sabahattin Ali'yi öldürdüğü için hapse atılmıştır. Evet. Ama sadece 4 ay kalmıştır hapiste. Genel bir aftan yararlanıp serbest bırakılmıştır. Bir aydının, bir babanın, bir eşin canını alıp sadece 4 ay hapis yatmak. Ayrıca bir mezarı bile yoktur Sabahattin Ali'nin. Bulunan kemiklerin ne yapıldı hiç söylenmemiş. O dönem hiç sahiplenilememiş Sabahattin Ali. Birçok kez hapse girip çıkmış. Aynı Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Nihal Aksız ve adını sayamadığım birçok düşünce suçlusu gibi. Başın öne eğilmesin, aldırma, gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. İşte tam da bu yüzden okumalıyız Sabahattin Ali'yi. Bu yüzden onunla tanışmalıyız. Ve ona, onun hatırasına, onun eserlerine sahip çıkmalıyız. Sırf görüşü, düşünüşü yüzünden bir sanatçıyı okumamak, at gözlüğünü çıkaramamaktan başka bir şey değildir. At gözlüğüyle dolaşmayın mı dünyada? Görecek çok şey var. Ve önce insan olmak var.
aynı yere şiddetle bir daha vurdum. Bu iki darbeden sonra Sabahattin Ali sol tarafına doğru yere yıkıldı. Ağzından burnundan kanlar boşaldı. Dikkat ettim, hafif hafif nefes alıyordu. Bu defa üçüncü darbeyi ensesine vurunca nefesi tamamen kesildi. Ölmüştü. Ben bu cinayeti milli duygularla işledim. Mahkemeden beraatimi, kamuoyundan alkışlanmayı bekliyorum. Babamın sözünü tuttum ve uzun zaman hiç üzülmemiş gibi yaptım. Hiç konuşmadan, gözlerini hafif kısarak, gülümseyerek baktı bana rüyalarımda. Türkiye'de siyasal cinayetlere kurban giden değerli insanların ilki değildi babam. Ne yazık ki sonuncusu da olmadı. Babamı kitap okurken öldürüp orman içinde öylece bırakan katil veya katiller, aylar sonra bulunan tanınmaz haldeki bu cesede bir mezarı bile çok gördüler. Kemikleri bir torbaya doldurup oradan oraya teşhis için dolaştırıldı. Sabahattin Ali'nin canı almak yetmedi. Ölüsünü de rahat bırakmadılar. Babam için uzun yıllar hiç gözyaşı dökmedim. Çünkü o